Bakın bakın! Leyla dönüyor bile! Maşallah, iyi voley olmuş bu sabah. Benim çocuklar iyi çalışıyorlar. Hadi bakalım Mahmut, şerefe bir tavla partisi var mısın? Parasına değil ama çayına. Oldu be! Öğleden sonra pikniğe çıkıyoruz, değil mi? Motoru yağlayacaktım ama gene de dediğiniz olsun. Hoş geldin abi. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Rüstem, tavla getir bize. Şimdi çayları da demle. Senin kızlar maşallah artık iyice. Yakında ikisini de baş göz ediyorum. Allah mesut eder inşallah. Ali de, Ahmet de iyi çocuklar. Kızların fena mı be? Yok, kasabada onlar gibi kız az bulunur. Hem güzeldirler, hem de erkek gibi çalışırlar. Şaşattın be Mahmut! Halimiz duman! Çay ağacı olduğunu biliyoruz! Merhaba Mahmut efendi! Seninle görüşmeye geldim! Buyurun efendim, buyurun! Buyurun, şöyle buyurun! Rüstem, bize çay getir! Bana müsaade Mahmut! Güle güle! Motorun parası için geldim Mahmut efendi, bu üçüncü gelişim, hala... Vallahi Kenan beyefendiciğim, durumları biliyorsunuz. Balık mevsimi yeni açıldı, bütün gücümüzle çalışıyoruz, borcumuzu çok uzattık ama... Uzattık da laf mı Mahmut efendi, bıktırdın beni. Alırken yalvardın, yakardın, ekmek param dedin, acıdım size. Ama benim de canıma tak etti artık. Haklısınız beyefendi, çok haklısınız. Velakin olmadı beyim, toparlayamadık parayı bir türlü. Sana kız gibi motor verdim işini göresin diye. Sağ olun beyefendi, sağ olun. Size ne kadar minnettarız bilemezsiniz. Bize biraz daha müsaade etseniz borcumuzu ödeyeceğiz. Kızların bile sabahın köründe erkeklerle beraber balığa çıkıyorlar. Bize ne olur, ne olur bir ay daha mühlet verseniz. İnanın borcumu kuruşu kuruşuna ödeyeceğim. Bu son mühlettir Mahmut efendi. Bir ay sonra geleceğim. Parayı alamazsam karışma. Evleneceğime hiç inanamıyorum. Ama bana şöyle içinde mesut olabileceğimiz güzel bir ev... Köydeki bütün evler senin Leyla. Ha? İstersen bu gece hepsini yakar, bir tane sana ev bırakırım. Bu hislerimle alay etmene kızıyorum Ali. Leyla! Ne var? Bak, şu motoru görüyor musun? Nerede? Senin yanında olmak, seni sevmek... Bütün mutluluğumu senin yanında tadıyorum Ali. Kötü günleri unutup böyle sözler söylemen hoşuma gidiyor. Bana serseri diyorlar ama... Karınca bile ezmek gelmez içimden. Sen kötü olamazsın Ali. Hem sana bir şey söyleyeyim mi? Senin yanındayken
bana da tuhaf bir şeyler oluyor. Seni seviyorum Leyla. Tüh be şu Fenerbahçe'ye! Rezil etti bizi, berabere kalmış gene. Gelecek haftada yenilir, hiç merak etme. Bu sene Beşiktaş şampiyon. Boşuna yorulmasanız iyi edersiniz. Durun bakalım, Altay mağlubiyetini unutmadık da. Bıktım bu maç laflarından be! Hah, Yaşar Üstem abi! Top sahasına çevirdiler burasını. Sıkılan varsa basar gider. Ne? Dur bakalım delikanlı, o kadar değil. Şöyle biraz dolaş da kafanı topla. Gerçi ver, ver. Turgut'a da bozulmaya başladım ha. Seninle uğraşıyor bugünlerde. Boş ver be abi. Ne alıp vereceğini anlayamadım ama uğraşanla da uğraşırız hani. Onun alıp vereceği Leyla'la. Ne dedin, ne dedin? Hiç be abi, şaka yani, şaka. Şakanı doğru yap, karışmam sonra. Abi, misafirime bir dolu yap. Tamam, bir dolu şekerli bir dolu. Seni Turgut'la gören olmuş. Yalan vallahi, Ali Turgut'u gördüğüm bile yok. Ah be de acayip konuştu çocuklar, midem bulandı. Kendine dikkat et. O eğer gele sana ters bir hareket yapar da başkasından duyarsam seni affetmem. Merak etme, ben sadece seni seviyorum. Babam merak etti seni Leyla. Ne yapıyorsun burada? Ali sandalla açılmıştı. Geç kaldı, onu bekliyorum. Babam gelsin dedi. Ali gelmeden gelme. Merak ediyorum. Rüzgar da çıktı. Bir şey olmaz ona ablacığım. Eve git sen. Babamı idare et. Ali gelir gelmez gelir. Telaşlanma güzelim, benimsin artık. Defol buradan, yoksa bağırırım. Kimse sesini duyamaz. Aylardır peşindeyim. Dur! Bırak beni, Ali duyarsa! Duyarsa, şu an öbür dünyayı boylamak üzere. Dinamit koydum sandalına. Alçak herif! Beni geberteceğim onu! Yetişeceğini biliyordum. Sana bir şey yapmadı ya! Bir yerinde bir şey yok ya! Ellerini kıracağım onun! Pişman edeceğim sana dokunduğuna! Hayır, yalvarırım Ali! Sana bir kötülük edebilir! Seni sağ göreceğimden bile şüpheliydim! Daha fenasını da yapabilir! Hiçbir şey yapamaz artık!
Bir kayık uçurabilir, sana bu kadarcık dokunabilir ama... Ali, yalvarırım dalaşma onunla, beni seviyorsan. Eve götüreyim seni, yürü. Günaydın baba. Bu saatte neden uyanıksın? Hiç kızım, motorun parasını hesaplıyorum da. Daha çok var değil mi baba? Daha çok var ya. Ali'nin katacağı para bile yetmiyor. Bu bir ay yemeden içmeden para biriktirmeliyiz. Üzülme babacığım. Allah yardımcımız olsun. Ali abiyle Turgut abi birbirlerini öldürüyorlar. Neredeler? Turgut abinin kapısı önünde. Hadi yürüyün. Ali oğlum, dur! Ali, dur oğlum! Dur evladım! Ali! 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 Ali dur! Dur yavrum, bırakın beni! Ne olur! Bırakın, öldürmek istiyorum onu! Aman, iyice kontrol et şu motoru evlat, güzel bir de yağla! Merak etme baba, her bir tarafını elden geçireceğim. Bugün evden çıkma yavrum, ne olur ne olmaz, bu herif ahlaksız! Hiçbir şey yapamaz köpoğlu, anasını ağlatırım halimallah! Kendine dikkat et, havanın yüzü yüz değil! Hadi! Kim olacağını söylemiştim değil mi? Ha!
Ali abinin motoru geliyor. Yanaş, yanaş şöyle gel. Tamam. İyi, iyi. Hadi atlayayım bakalım çocuklar. Ali, ne oldu sana yavrum? Ali! İndirin çocuklar, ağır ağır. Yavaş, sarsmayın. Hadi. Ali! Alın şöyle, alın şöyle, durun bakayım. Durun. Ali! Çevirin şöyle sırt üstü. Ali! Ne oldu sana? Böyle olmayacak, kaldırın bakayım çocuklar, yardım edin. Hadi, hop! Yavaş, ağır ağır. Ali nasıl? Nasıl babacığım? Atlattı mı tehlikeyi? Ne dedi doktorlar? Neden beni götürmüyorsun baba? Onu görmek istiyorum. Heyecanlanma kızım. Baba, yoksa ona bir şey mi oldu? Sakin ol Leyla, soluk aldırmadın ki bana. Tabii kurtulacak, kurtuldu bile. Yalnız... Yalnız ne baba? Tehlikeli bir ameliyat geçirmesi lazım. Bıçak çok derine girmiş, kalbi zedelemiş. Ağlamayı bırak yavrum. Doktor sıhhatini tamamen kazanacağını söyledi. Ben tekrar döneceğim, para lazım. Hem çok para lazım. Motorun toplanmış parası yeter mi baba? Yetiyor kızım. En iyi hususi hastaneye yatırdım. İstanbul'un en büyük operatörü bakıyor. Yalvarırım babacığım, hemen parayı alıp gidelim. Seni götüremeyeceğim yavrum. Bunu benden isteme. Hem Kezban'ı yalnız bırakamayız. Olsun. Gelmek istiyorum baba, duramam buralarda. Kendine hakim ol, beni geç bırakma. Hadi gidelim yavrum. Hadi. Beyefendi, sizi bir bey görmek istiyor. Gelsin. Oo, hoş geldin aslan parçası. Ne zaman indin ıslah? Bu akşam. Ne o? Hayrola, harpten mi çıktın yoksa? Yok bir şey be abi, ufak bir kavga işte. Sana kasabalarda yapamazsın dememiş miydim? İstediği kadar İstanbul'un kazası olsun, senin gibi bir adam barınamazdı oralarda. Hadi otur bakalım. Sigara? Teşekkür ederim. Bana da senin gibi bir adam lazımdı. Daha önce teklif ettiğim müdürlük işini kabul edecek misin? Tamam abi. Bundan sonra kulübün müdürüyüm. O zaman bir müddet polisten saklanmam lazımdı biliyorsun. Ama artık orada da duramaz oldum. Nedir mesele, kiminle takıştın? Boş ver abi, intikamım acı olacak nasıl olsa. Anlat bakalım, ne zaman başlıyorum işe? Hemen bu akşam. Şerefe öyleyse. İhtiyacınız var mı diye baktım. Ablacığım, izin verirsen Ahmet'le dışarıda dolaşalım mı? Çok şükür kurtuldu. Vücudu sağlam maşallah. Kısa zamanda ayağa kalkacak. Bir haftaya kadar taburcu olabilir. Yalnız iyi bakılması, bilhassa gıdasına dikkat edilmesi lazım. Hastaneden taburcu olurken daha ne kadar para lazım acaba doktor bey?
Onu idareden öğreneceksiniz. Diğer iki parti tedavi için ne kadar lazım acaba? Anladığım paranız hesaplı galiba. Üzülmeyin, elinizdeki para yeter sanıyorum. Çok teşekkür ederim doktor bey. Bir hafta sonra alabilirim değil mi? Kızımın nişanlısıdır da üzülüyor yavrucak. Kızınıza nişanlısının eskisinden daha sağlam olacağını söyleyin. Yalnız iyi bakılması, istirahat etmesi şart. Çok teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Söz sıkıntısı program güçlüğü çekiyor. Karşımızda açılan Şen Kulüp öyle bir program yaptı, öyle yeni dansözler getirdi ki müşteri yavaş yavaş düştü. Şöyle eli yüzü düzgün iki yeni dansöz bulsak, yepyeni bir program. Buldum abi. Tanıdığım iki kız kardeş var ki gördüğün zaman donup kalacaksın. İkisi de bir içim su. Birkaç gün bir hocadan ders alsınlar tamamdır. Sonra gelsin müşteriler. Hemen getir o kızları bana, bol para ver. Dur abi, heyecanlanma. Para vermene ne hacet? Parasız pulsuz getireceksin. Parasız mı? Nasıl? Parasız. Çünkü bu iki ahu kızın sana öyle bir borcu var ki katiyen ödeyemezler. Mahmud'un kızlarını mı diyorsun yoksa? İyi bildin abi. Hele o büyüğü, o Leyla yok mu? İyi buldun Mahmud'un kızlarını Turgut. İkisi de birbirinden güzel, birbirinden genç. Bir hafta sonra verdiği mühlet bitiyordu zaten. Kızlarının başına Mahmut Beyciğim. İnşallah hızlı. Efendim, biraz geri kaldı bizimkiler. Bugün yarın Kenan Bey damla. İnşallah. Önce onun parası. İnşallah. Ondan sonra. İnşallah. Kendini nasıl hissediyorsun Ali? Çok, çok iyiyim yavrum. Hele seni böyle yanımda görmek. Ara sıra böyle düğün dernek olmasa... hani dünyada olduğumuzu unutacağız yahu. Ha? Peki yavrum, peki. Hoş geldiniz Kenan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Mahmud Efendi. Buyurun efendim, iyi bir gecede geldiniz. Düğünümüz vardı bizim de. Düğün mü? Kim evleniyor, kızların mı yoksa? Yok beyim, ne gezer. Düğün dernek için para lazım, bizde de o yok. Buyurun, töreni görün. Hem konuşur hem de birkaç kadeh içkimizi içersiniz. Gel Mahmud Efendi, seninle biraz konuşalım. Motorun parası için geldiğinizi biliyorum ama... toplanmış para kızımın nişanlısı için. Para hala hazır değil mi yani? Maalesef beyefendiciğim. Ama bize merhamet edip biraz daha mühlet verirseniz... Ne mühleti istiyorsun daha be adam? Son bir aylık zamanda doldu işte. Ne olursunuz, o motor ekmek paramız bizim. Bütün aile çalışıyoruz. Biraz daha çalışır, kısa zamanda öderiz borcumuzu. Bana bak Mahmud Efendi.
Bütün ödeme tarihlerinde yalancı çıktınız. Bu parayı ödeyemeyeceksiniz siz, anlaşıldı. Kızımın nişanlısı biraz rahatsız, çalışamıyor şimdi. Ama yakında düzelir. Sizin düzeleceğiniz yok efendi. Ben paramı isterim, paramı. Yahut da... Yahut da ne olur motoru almayın elimizden, hepimiz aç kalırız. Motoru almam ama benim dediğimi yaparsan... ...hem motor borcu da ödenmiş olur. Mesela kızların çabucak öder motorun parasını. Kızlarını dans ederken gördüm. Benim kulübü biliyorsun, dansöz sıkıntısı çekiyorum zaten. Benden bunu nasıl istiyorsunuz beyefendi? En kıymetli varlıklarım onlar benim. Ölürüm de kabul etmem bunu. Peki, sadece Kezban'ı ver. Çok güzel dans edebilir o. Hayır Kenan Bey, teklifiniz çok çirkin. Hayır, hayır. Kezban, oh Allah'ım! Olamaz! Şafakla hareket ediyorum, iyi düşün Mahmut efendi. Kezban'ı bana ver, motor borcu kapansın. Yoksa polisle gelir hem motoru hem seni götürtürüm. Merhamet edin beyefendi, yapamam. Vallahi sen bilirsin. Zengin olursunuz, borcunuz ödenir, hastanıza iyi bakılır dedim, istemedin. Neyse, şafağa kadar vaktin var. İyi düşün. Binlerce şafak geçse yapmam istediğini. Kenan Bey. Buyurun. Babamla konuştuklarınızı duydum. Kezban evlenecek, mutlu bir yuva kuracak. Ona dokunmayın ne olur. İsterseniz ben geleyim sizden. Ben ikimiz için de dans ederim. Her şeyi çabucak öğrenebilirim. Yeter ki kardeşime dokunmayın. Motoru almayın elimizden. İhtiyar babacığım. Niye ağlıyorsun kızım? Zengin olacaksın kısa zamanda. Şöhret sahibi olacaksın. Ne olacağımı sormadım size. Şafak'ta sahildeyim. Yalnız arabaya binmeden borç senetlerini istiyorum. Yanınızda mı? Yanımda. Yanımda ama... Korkmayın beyefendi, Şafak'ta yanınızdayım. Sadece babamın sizin merhamet edip borcu hibe ettiğinizi bilmesini istiyorum. Sizden geldiğimi hiç kimseye söylemeyeceksiniz, hiç kimseye! Neredeydin yavrum, ne oldu? Yok bir şey. Hadi sahile gidelim, bana yaslanırsın, yavaşça gidelim. Sahil öyle güzel. Şey... Hani kocaman mutfaklı bir ev isterdin ya... Hastanede yattıkça düşündüm hep. O evi kendim yapacağım sana. Hem de denizin ortasındaki kayalık bölümü. Orada ikimizden başka kimse olmayacak. Güneşin doğuşu, batışı arasında sadece birbirimizi severek yaşayacağız. Birbirimizden hiç ayrılmayacağız, değil mi? Neden ağlıyorsun Leyla? Saadetten, sevinçten. Beni hiç unutma Ali, hep sev beni.
Leyla nerede? Canım babacığım, sizi ve kasabamı terk ediyorum. Böyle fakir bir hayata dayanamayacağım artık. Çok uzaklara gidiyorum, beni aramayın. Ali'yi sevmem bir şey değiştirmez ki. O da fakir bizler gibi. Şu senetlere bak evlat, ben bir şey anlamadım. Adamın merhameti tutmuş giderken buraya bırakmış herhalde. Şekerim daha nameli lütfen diyerekten. Hadi böyle kalçaları da oynayıversin. Benim gibi kulağında müziğe ver. Ha, böyle kıvır kıvır. Saçlarımı da savur. Müziğe ver kendini benim gibi hadi. Hadi ya. Polisle gelirim. Seni de motoru da götürürüm. Gezban olmaz. Gezban evlenecek, o mutlu olacak. Polis, para, senet, motor. Gezban'a dokunma. Fenalaştı, ilk defa tabii. İç, çok iyi gelecek. Açılacaksın. Heyecandan olacak, geçer. Turgut müdürümüzdür Leyla, sana yardım edecek. Mahmut amca, size para kağıdı var. Thank you.
Leyla göndermiş. Ali'nin ilaçlarını alırız, yavrum benim. Baba, nasıl oluyor da ona yavrum diyebiliyorsun? Öyle konuşma. Konuşurum, o benim ablam değil artık. Ali abi! Ali abi! Bak, Leyla ablanın resmi var gazetede. Eğer çok içerseniz hasta olacaksınız kızım. Boş ver Ayşe abla, bana bir şey olmaz. İçmeden dans edemiyorum. Merhaba yavrum. Bak sana ne aldım. Hoşuna gidecek mi bakalım? Sana layık değil ama. Kabul et, evlenelim. Seni seviyorum. O zaman dans da etmez. Köşkün yegane kadını olursun. Hayır, dans etmeyi tercih ederim. Kim bilir, belki bir gün bir mucize. Onlar hayal oldu. Yarın çıkacak ilanları gösterecektim. Sen hazırlan yavrum. Nereye gidiyorsun? Rahatsız giremezsin. Kendimi öldürürüm. Sakin olun Leyla Hanım, sakin olun. Yalvarırım, koş. Turgut bir kötülük edebilir ona. Sakin ol yavrum, hemen gidiyorum. Ayşe Hanım, bakıverin Leyla'ya. Baş üstüne. Yeter! Bırakın onu. Bu kadar ders yeter, atın dışarı. Demek istiyorsun. Ben bittim artık. Her yanım kirli. İçki ver bana. Çok içtiniz, ne olur. Hayır, ver, ver diyorum.
Mantosunu ver, eve götürelim. Ben pavyona dönüyorum, siz Leyla ile meşgul olun. Peki. Gelin artık, bırakın beni. Yalnız kalmak istiyorum. Defol odamdan çık dışarı. Pekala bebeğim, gidiyorum. Hemen yat, kendine gel. Sevgilim, geleceğini biliyordum. Gel, sana her şeyi anlatacağım Ali. Affedeceksin beni. Çok ıstırap çektim Ali. Ama hep seni sevdim. Motorun parasını ödemek, Kezban'ı bu kötü yoldan kurtarmak lazımdı. Bu işi onun için kabul ettim. Zeynep'im, sana sakladım her şeyimi. Kimse elini sürmedi bana Ali. Sadece senin olmaya yemin ettim. Var odamda. Bu hakkı kendinde nasıl buluyorsun? Bu hakkı akşam sen verdin bana. Ne demek istiyorsun? Akşam kollarımdaydın. Ali sandın beni, benim oldun. Yalan, yalan söylüyorsun. Al bunu, bak. Defol, defol! Geleceğim gene, benimsin artık. Thank you.
İzam mı ediyorum? Demek bu senin nazarında ehemmiyetsiz bir hadise, öyle mi? Git diyorum, gözüm görmesin seni! Fakat haksızlık ediyorsunuz babacığım! Utanmaz defol! Beni katil mi edeceksin? Çek dışarı diyorum! Ne yapıyorsun? Yüreğine mi indireceksin? Gelen benim! Şimdi ağlamanın sırası değil! Hele birkaç gün uzaklaş! Nereye gidebilirim? Benim ahbaplarımda kalırsın! Fakat bu bana ağır gelir halacığım! Yuvamdan hiç ayrılmadım ben! Mecbursun! Bugünlerde seni gördükçe öfkesi başına vurabilir! Ne mutasip adammış yarabbim! Ben size dememiş miydim? Allah'ım! Ölsem de kurtulsam! Yolda çok iyi bir aile tanıdım. Seni onların yanına göndereyim. Hadi kalk! Eşyanı hazırla! Zamanla yumuşatırım ben onu. Cemal'cim, sen bakıver lütfen. Peki. Alo! Burası adli tıp efendim. Ben doktor Cemal. Reis bey yoklar efendim. Ha, buyurun müdür bey. Evet, rapor hazır. Geliyorlar mı? Hay hay, hürmetler. Emniyetten. Hani şu otelde kalp sektesinden bir kadın ölmüştü ya? İşte o mesele! Sen o raporu vermemiş miydin? İşin yeni safhaları var! Her ne hal ise, ben şimdi kendi derdimdeyim! Nilüfer 10 gündür telefon etmiyor! Niçin sen kendini açmıyorsun? Ya babası çıkarsa? Canım, bir deneyi ver! Olmazsa kapatırsın! Alo, Nilüfer sen misin? Vedat bey, siz misiniz? Nilüfer gitti. Evet. Bir adamla kaçtı. Size de bir pusula bıraktı. İsterseniz okuyayım. Bir dakika. Beni affet! Sevdiğim adamla gidiyorum. Beni unut! Ya, ya! Maalesef böyle! Babası onu reddedecek! Size başka ne söyleyebilirim? Asıl felakete uğrayan biziz! Ya biz ümit eder miydik? Estağfurullah! Ne oldun? Hiç! Reis bey gelirse benim biraz işim olduğunu söyler misin? Peki, söylerim! Efendim, ben emniyetten geliyorum! Beni yalnız bırakma, hemen evlenelim! Peki yav!
Nasıl istersen. Biraz daha iyi galiba. Merak etmeyin beyefendi, yakında tamamen iyileşecek. Ona çok iyi bak Ayşe Hanım, bir şey olmasın. Siz merak etmeyin beyefendi. Bununla ne isterse al onu. Baş üstüne. Ne olur hanımcığım, hiç olmazsa bu elmayı ye. Nasılsın yavrum? Benden istediğin bir şey var mı? Söyle, ne istersen yaparım. Teşekkür ederim, hiçbir arzum yok. Yenge nasıl? Düzeldin mi biraz? Hep öyle, korkutuyor beni. Merak etmeyin, yakında düzelir. Yeni evlenen genç kızlarda olur bu. Hasta yatağında nikah kıyılmasını istedi. Ben sonra güzel bir düğün düşünürdüm. Nikah defterine imzayı attığı andan beri hasta. Gizli bir derdi var. Birinden korkuyor o. Biraz daha iyileşse öğreneceğim bu sırrı. Kimseden korkmaz burada. Aramızda emniyette. Ortaklık mukavelesini hazırladım. İmzalayıverelim. Kulüplerin ortağı olarak işlere iyice el koy. Ben Leyla'yı alıp seyahate çıkacağım. İkimize de iyi gelir. Sen hiç merak etme abi. İşleri tıkırında bil. Nereye götürsem onu acaba? Sen bilirsin, neresi iyi gelir ona? Deniz kıyısı olsun. Kasabasını hatırlatır. Belki iyi olur. İşte öyle güzel bir yer bul, hemen hareket edelim. Peki abicim, bana müsaade. Senden bir ricam olacaktı Kenan. Çok mu korktun güzelim? İnsan kocasından korkar mı? Gördünüz ya, küçük hanım zengin kocasını öldürdü. Hayır, yalan! Sen öldürdün onu. Peki, ben öldürdüm. Ama benim olmazsan sen öldürdün. Şu kağıdı görüyor musun? Kenan'ın bana olan borçlarına karşılık kendi imzasıyla bütün mallarını bana bıraktığı yazılı. Alçak, katil! Boşuna bağırma! Benim olmazsan iki şahitle seni katil diye içeri tıktırırım. Bırak beni! Alçak! Eninde sonunda benim olacaktın. Thank you.
Leyla, yavrum! Canım babacığım! Seni öyle özledim ki yavrum, artık gitmeyeceksin değil mi? Hayır, gidemem zaten. Çok iyi, dur Kezban'ı uyandırayım. Hayır baba, bırak. Çok güzel uyuyordu. Tam gününde geldin yavrum. Senin gönderdiğin paralarla düğünlerini yapıyoruz onların bu gece. Ali, Ali nerede baba? Hiç gördüğüm yok kızım, pek durmuyor buralarda. Sıhhati nasıl? İyi ama işte dediğim gibi hiç gözükmüyor. Demek gözükmüyor. Gözükmüyor ya, ben de bir türlü mana veremiyorum buna. Ali, ben geldim. Sana her şeyi anlatacağım. Beni istersen affet. Ama dinle. Şimdi dinlemezsen beni bir daha hiçbiriniz göremezsiniz. Sabah şerifler, hayırlar olsun ağalar. Hepinize kahve, çay... Hatta içki bile olabilir yani. Hayrola, mirasa mı kondun? Kızım geldi, Leyla'm geldi. Hani şu dansoz olan kızın mı? Göbek atıp da sana para gönderen. Ne zamandır orospu parası yiyorsun? Dursun be, benim kızıma öyle şey diyemezsin. Ne yani be, bal gibi göbek atıyor. Bana bak, sana sus diyorum. Ah, 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 ah. Baba, babacığım sürme elini, dokunma ona. Şu halinden utanmadan kasabana döndün. Ne suratla, şerefimizi iki paralık ettikten sonra babamı bu hale koydun. Günlerce senin ismin anılacak diye korktum. Sokaklara çıkamadım. Herkes orospunun kardeşi diye yüzüme tükürdü. Ali'yi, beni, babamı mahvettin. Neden bozdun düzenimizi, neden? Çok para lazımdı çünkü küçük hanıma, çok para! Ablacığım! Dur ablacığım! Gitme abla! Abla gitme! Gitme abla, dur! Bana çok para lazımdı değil mi? Evet, ama sizin için lazımdı. Motorun borcunu ödeyebilmek, seni dansözlük çirkefinden koruyabilmek için kabul ettim. Yoksa borcumuza karşılık, ya babama hapse... ...ya da seni barlara, pavyonlara götürecekti. Ali de istemedi beni. Söz olmasaydım, o gelinlik giyemeyecektim. Senin için yaptım bunları. Ablacığım, dur abla! Leyla'nın arkasından koş, bir delilik yapabilir. Ne olur, hiç suçu yok. Her şeyi benim için yapmış. Kendini babam için ziyan etmiş. Sen gitmezsen kendini öldürebilir. Ne
Serseri herifler! Ceset işini halledip kaybolun demedim mi? Allah kahretsin sizi! Kaybolun ortadan! İki gün gözükmeyin! Ben de yok olacağım birkaç gün! Hafta sonu burada bulunun! Hadi defolun! Defol! Hadi! Geldim! Seninim artık! Bırak onu! Hırz düşmanı! Ne olursun yapma! Çekil sen! Komiser bey çabuk yetişin! Birbirlerini öldürüyorlar! Kenan bey'in katilidir! Nişanlımla kavga ediyorlar! Ne olur çabuk yetişin! Yakalayın, katil odur, Kenan'ın katili! Götürün şunları! Hiçbir şey söylemeni istemiyorum. Ali, şey... Konuşma! Olanları unuttum ben, sen de unut! Eski mesut günlerimize dönelim! Demek beni hala seviyorsun! Evet, seviyorum! Seni o kadar özledim ki! Oh, Ali, ne kadar mutluyum bilemezsin! Neden ağlıyorsun Leyla? Sevinçten, saadetten! Ağlama artık! Bütün kötü günler geride kalacak. Bu sesler ne? Kezban'ın düğün hazırlığı. En yakın zamanda kayalık bölümü evimizi yapacağım Leyla. Orada ikimizden başka kimse olmayacak.